Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok. Umarım herkesler iyidir. Şükür biz iyiyiz arkadaşlar. Hava bugün kapalı. Geçen de demiştim ya, bayrama kadar yağmur gösteriyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Bayram nasıl geçecek? Ama berekettir yağmur. İyidir, güzeldir. Etraf güzelleşi. Zaten bunlar ilkbahar yağmurları olduğu için Nisan ayında falan çok yağar bizim buraya arkadaşlar. İnşallah yağar ama işte çobana dert günü arkadaşlar. Yani çobanlık yapan arkadaşlar, kardeşler, abilerim bu havada çok zorlanıyor arkadaşlar. Zamanında biz de çok yaptık. Hala da yapıyorum tabii. Ama şu an yardımcımız olduğu için ben gitmedim arkadaşlar. Zor. Allah yardımcımız olsun. Evet, bugün iftara bir sürü yemek yapacağız. Yani bir sürü derken arkadaşlar, herkesin farklı farklı istekleri oldu. Son da iftar olduğu için arkadaşlar, dün akşam böyle oturup konuştuk. Şunları yarın yapalım yapalım diye konuştuk. Sonra sabah öğleye yakın annemle babam haber verdi. Misafirlerimiz gelecekmiş. Öyle de bir denk geldi arkadaşlar. Güzel menüyü birazdan sizlere söyleyeceğim. Ama ondan önce keçiden bir süt sağlamamız lazım. Süt yok. Yani süt koydum ben aslında ama az yetti, yani yetmeyecek gibi bir şey. O yüzden keçiden hemen sağıp geleyim dedim. Keçimiz bu. Şimdi bunu sağmak biraz zor. Nereye sıktırmamız lazım? Bir yere kıstırmamız lazım ki öyle sağabilirim. Arkadaşlar çok zor şartlarda bu kadar sağabildim. Bir litre de var zaten. Keçi türbe mi düştü ya, keçi? Bence bu kadar sağdım ama. Evet, mikrofonumuzu da taktık. Mutfakta bazen ses olmuyor, güzel gelmiyor. Şimdi bu kadar süt sağdık ya. Bir litre de süt var zaten. Ben normalde akşama tatlı olarak böyle şerbetli bir tatlı yapayım diye düşündüm arkadaşlar. Ama sonra geçen böyle bir şey almıştık. Gülleç almıştım ben. Dedim hiç arkadaşlar lezzetini bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Tadı da nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. İnternetten baktım. Çok basit bir tatlıymış. Süt, şeker, ondan sonra bu yufkayı koyuyorsun. O kadar. Üzerine süslemek için meyve, işte ne gerekirse onu yapıyorlar. Biz de onu yapacağız. Ama bunlar en son aşama arkadaşlar. İlk önce ben bir börek yapacağım. Börek yapmam için de hamuru yoğurmam gerekiyor arkadaşlar. O kabarana kadar bunların hepsini hallederiz. Patates börek yapacağız zaten. Şimdi bu burada kalsın. Şu sütü hemen süzeceğim. Bismillah. Şu hamur leğenim. Kurum ayağında bitmişti. Onu aldım. Şuraya koyalım. Birazdan onu atarız. Şimdi şöyle bir 1,5 yeterli. Biraz da şeker ekleyeyim. Su. Daha şeker yeter. Şimdi biraz su ılıtmam lazım. Çünkü suyumuz soğumuş arkadaşlar. 2 dakikada ısınır zaten.
Böreğimiz patatesli olacak. Çünkü hep arkadaşlar mantarlı yapıyordum. Bu sefer patatesli börek yapacağım. Su biraz ısınana kadar ben bunları soyarım şıpşak. O yüzden şöyle bir taraftan soyayım ben bunları. Patatesleri soyayım. Sonra soğanları da doğrarız. Patatesleri rendeleyeceğim. Soğanla kavuracağım. Sonra böreğimin içerisine ekleyeceğim. Benim canım börek istedi arkadaşlar. Dedim ki bayramda falan yaparız belki. Şöyle mayam var burada arkadaşlar. Şu şekilde de ılık suyunu ekliyorum. Arkadaşlar bu kabarsın biraz. Ben patatesleri soyana kadar. Sonra yoğurmaya başlayacağız inşallah. Ben şuraya koyayım. Bir başım ağrıdı ya. Niye ağrıdı? Hiçbir şeyim yoktu. Gayet iyiydim. Sağlıklıydım ben. Şöyle patateslerimizi bir soyalım. Mayamız bayağı güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle göstereyim. Kız buraya soğan kabuğu neden kaçtı? Biraz süt ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında süt eklemeden de olur. Güzel oluyor. Şimdi şurada suyum var ama bu çok kaynar. Şunu soğuk suyla biraz soğutalım. Evet, ideal. İnşallah çok olmaz. Tamam. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Artık tamam. Şimdi bunu yavaş yavaş un ekleyerek yoğuracağım. Sonra tuz ekleyeceğim. Tuzu unutmayalım da şöyle şuraya koyalım. Şöyle patateslerimi ve soğanımı da soydum zaten. Hemen şöyle bir ölçüselim. Çok mu koydum ki suyu ya? İnşallah çok falan koymamışımdır. Yoksa akşama kadar hamur yoğururuz arkadaşlar. Başka iş yapmayız. Şufan, kendine gel. Çok olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Artık annem yardıma gelir. Bu kadar böreği açamazsın. Şey yaparız. Soba böreği de yaparız arkadaşlar. Diğer böyle fırın içinde yaparız. Hani hangisi olsa. Hamurun tuzsuzu hiç de lezzetli olmuyor ha. Bazen hamur tuzsuz oluveriyor. Hiç lezzetli olmuyor. Vallahi bunu çok koydum ben arkadaşlar suyu. İnşallah işin içerisinden çıkarım. Baktığınızda bayağı çok oldu bu. Güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar da o değil de ben geç kalabilirim. Biraz geç olmuş, saat 3'e geliyor.
İlk önce şey yapayım, tatlı yapayım da bu dinlensin. Şuraya koyayım, bu kabarır burada. Hangi tencerede yapayım? Buna az gelir şekerle beraber. Şunu da yapalım. Şu aygazın malzemelerini de koyalım. Diğerleri nerede? Şimdi efendim, şunu şuraya koyalım. Sen şuraya gel. Böyle. Su bardağı şeker diyor. Tarifte şöyle bir, iki. İki su bardağı çok gelirse ya, sütlü, çok şekerli olursa arkadaşlar. Yani bir muhallebi yapıyorsun mesela. Bir su bardağı ekliyoruz. Su bardağı çok gibi geldi bana. Böyle aşırı şekerli olursa. İçim rahat etmedi şöyle. Alayım. Neyse tarife bir daha bakayım ben. Arkadaşlar diyor ki 1,5 şeye litre sütü 2 su bardağı süt diyor. Şöyle bir litre burada var. Diğerini süzeceğiz. Ben şuradan süzgeçten getireyim. Şöyle hemen bizimizle beraber süzelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, orkestra. Isınsın sana. Tamam. Şimdi buraya şey yapacakmışız arkadaşlar. Bu kaynamayacakmış ama sıcak olacakmış. Şeker erisin. Bir taraftan şunları hemen rendeleyelim. Şimdi tavamızı alalım. Kötü değil mi? Tepsiler sığa herhalde ya. Nasıl olsa o tarafa gidiyorum. Bir ölçü versene bakalım. Kapı. Ha? Kanki bir ölçü ver. Fırın tepsisi de. Arkadaşlar ninem geldi hemen camiden. Patatesleri rendeleyecek. Işığı yakayım mı? Yok. Karanlık oldu. Yağmur da yağıyor. Yakasını. Annem rendelesin bunları da. Altına bir şey götüreyim mi ben seni? Sığdı mı? Elini kaptıma da. Onlar benim kavruldu hemen hemen. Patatesi de sıkıp arkadaşlar suyunu. Suyu da pek yok ama. Soğanların içerisine ekliyoruz. Patates az da suyu olmaz. Evet, esasen suyu yumuş. Bırak kuyu anne, yok suyu ya. Uğraşma. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar annem geldi yardıma. Annem yapacak. Şöyle şurada patates kavruluyor. Buna baharat ekleyeceğim. Burada da yağ var. Bu yağı cama koyacağım ki soğusun. Anam çok tehlikeli. Robotuna de fena. Arkaya koy. Anne camda su çabuk soğur. Olmaz. Arkada sor yerde. Ya. Ben de gülleci yapayım bir taraftan dedim arkadaşlar. Annem burada açarken. Şimdi
Can zararım olmaz kanki de. Hangi şey yapsam ki? Tepsiye. Şuna sütü ekleyelim. Buna bastırıp çıkartacağız. Köfteye gerek yok gibi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Anne dur de bilet mi? Çok tehlikeli işler yapıyor zaten. Sütün dibine şunu ekleyeceğiz. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi ben bir yıkayayım. Fasulyeyi sobaya koyacağım arkadaşlar. Şey yuvarlak yapacağız. Dolama. Dolama yapacağız anne. Şey olmaz. Patatesli börek oyunu olmaz. Güzel olmuyor. Dolama da iyi oluyor. Olsun ne olacak azal saçımı. Ha ufak olsun anne. İki hapazı birleşti. Şimdi şu kadar gül suyu var arkadaşlar. Gül suyu ekleyeceğim. Bir patatesin iyi olur ya. Tamam. Buraya koyalım. Bunu yere koyalım. Yapacağım gülleci yukarı koyalım. Sen şu kalıp geçsin bana, ben anne geçsin de. Ne bileyim kızım. Geçelim. Tehlike. Daha şöyle ya. Onu oraya koyacaksın, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptı? O ne oldu? Yani şimdi bunu meyveyle falan yaptığımızda daha lezzetli, güzel olurdu arkadaşlar. Meyvesiz falan yapıldığında bence pek güzel olacağını sanmıyorum. Ama nasıl olacak? Yaprakları çok değişik. Acaba neden yapılıyor ki bu? Bence nişasta ve sudan mı yapılıyor? Şöyle. Bunu böyle mi öne yapıştırayım? Şunu yapacağım. Çok mu? Kırılmıyor da kız. Nasıl bir şeymiş bu? Zor kırılıyor. Böyle. Sinirleniyorum anne. He. Tamam. Bunu ısıtacağız. Ters düz. Şöyle koyacakmışız arkadaşlar. Tepsi küçük mü gül bilmiyorum. Değil mi? Onun çok gevildi ben ondan niye yapamadım? Valla ben de bilmiyorum kanki. Hayatımda ilk defa yapacağım. Şöyle. Olacak işte. Ben de bilmiyorum. Nasıl yapacağımız, edeceğimiz. Ben de bilmeyen Allah'a. İşim başladan yağlayacağım. Yağlayacağım değil mi? Dur ben sana götüreyim şunu ısıtayım da. Oklava dolmadım ben. Ben oklava götüreyim. O, senin oklava olmayacak biliyorum ben. Hangin istiyor? Arkadaşlar şimdi tepsiyi getirdim geldim. Tepsi olmadı ya istediğim gibi. Benim de içime sinmedi. Annemin de sinmedi. O yüzden tepsiyi aldım geldim. Şurayı bir daha açsak. Hani burası yaşamasına karar veriyor.
Benim hamurum yapıyor. İşte ne diyor? Hoş bu havluyu atacağım zaten. Tamam, hadi. Kimse kalan rahatsız etme. Bakalım bu buna denk gelin. Denk gelin şunu ısladığımız zaman. Süt çok sıcak da olmayacakmış arkadaşlar. Soğuk da olmayacakmış. Sonra şunu ikiye kessek. Patatesi çok az koyacaksın. Aa, arkadaşlar annem açtı şöyle. Ben şimdi güllaçların tam ortasına geldim. Oraya ceviz ekleyeceğim. Çok ince olacak ki patates. Belli olmayacak şu an yaptığın hamurda. Yoksa ağır olur dediğin gibi. Anne o yeter. Onu güzelce yay. Elinle. Şekilde ceviz. İsterseniz fındık da ekebilirsiniz diyordu. Ben şimdi fındığı kırıp yapamayacağım. O yüzden bol bir şekilde ceviz ekliyorum arkadaşlar. Hani sen kabak çekirdekli yap. Ben şimdi ondan biz yemeyiz de. Falan bir falan yerse be. Tamam herhalde. Yeter mi ki bol ceviz ya? Çok mu koyayım sence? Şimdi arkadaşlar üzerine şöyle sütü döküyorum. İnşallah güzel olur. Bilmiyorum onlar nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Onu sütüye de koyacağım ama fırına. Yok. Bu kadar tatlı. Bir şey kızarmayacak aynı şey. Evet. Şekerli süt ekledim ben ona. Son patatesli şeyi de yapıyor anne. Şu tepsiye de arkadaşlar çekirdekli yapacağız. Bizim meşhur çekirdekli böreğimiz. Herkes sevmeyebilir ama. İstersen ona patatesli yeriz. Anne ortasına koy bence. O sıkışır artık. Onu ona koyma. Ya. Onu oraya koy. Şimdi ortasına koy. Ama tepsi yağlamamışsın. Ne şey koydun lan? Dondu ya. Dona. Of. Of of of. Süzülecek. Tamam. Tamam tamam sürmene gerek yok. Ama ona nasıl buladın galiba? Şey onun şey yok onun kanında yok.
yaparız. Hani fırça. Böreklerin üstünde şey yapayım. Arkadaşlar yağlayayım da şey olmasın, kurumasın. Bunlar biraz daha kabaracak. Şu an saat 4'e geliyor. 4'e yaklaştı. Yani akşamüstü koyarız. Ama birini erken pişirmemiz lazım. Çünkü iki tanesini de fırında pişireceğim. Arkadaşlar bu tepsiler fırına, sobanın fırınına sığmıyor. Bizim bu sobanınki biraz küçük. O yüzden diğer fırında pişireceğim ben. Bu seferlik böyle olsun dedim. Hep sobada pişiriyoruz. Bir de onda deneyeyim. Onda hiç börek pişirmedim ben. Onu da deneyeceğiz. Şunu da yağlayayım. İnşallah güzel olur. Bakalım. Hep mantarlı yapıyorduk. Bu sefer de patatesli yaptık. Ben de bir taraftan et doğrayayım. Annem yapsın bir taraftan da. Ceviz dolapta mı da şurada? Ceviz değil, şey çekirdek bitti mi ya? Çekirdek daha cevizli kaşık değil mi o kaşık? Hayır, o bitti. O burada. Sen çekirdek ekleyeceksin. Arkadaşlar şu çekirdeklerin güzelliğine bakın. Bunlar kabak çekirdeği. Bu biraz daha kavrulmuş, bu az kavrulmuş. Bunları karıştırıp bunlardan böreğe ekleyecek. Arkadaşlar ana kız şöyle 3 tepsi börek yaptık. Şu çekirdekli arkadaşlar bunlar patatesli. Bunun ortası patatesli galiba. Yok bu tam patatesli, şunun ortası patatesli. Şimdi artık şunu fırına koyup dışarı çıkacağım ben de. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Rabbim hayırlısıyla kabul eylesin inşallah. Arkadaşlar şimdiki biz halamlar vardı. Bir de şey vardı arkadaşlar. Şahin abi vardı. İki tane halam vardı. Eniştelerim vardı ve kendimizdik işte. Yemeğimizi yedik. Yemekler gerçekten çok güzel olmuş. Ellerime kollarıma sağlık. Gerçekten lezzetli olmuş. Herkes de öyle söyledi. Ben de çok beğendim yemeklerimi. Börekler de güzel olmuş. Annemin elleri değdi. Ondan güzel oldu. Birinci çaylarımızı içtik biz arkadaşlar. Herkes terapiye gitti. Burada bulaşıklar var. Onları yıkadım ben. Bir de makineyi açmıştım zaten. O makineyi boşaltacağım. Şimdi terapiden gelene kadar ikinci çayı demleyip arkadaşlar güllacı servis edeceğim. Bakalım o nasıl olmuş. Ben de bilmiyorum. Onun tadına bakacağız. Onu süsleyeceğim ve sütü bayağı azalmış arkadaşlar. Kuru olmaya başlamış. Şimdi onun üstüne süt ekleyeceğim ben. Şu çayı bir boşaltayım. Makineyi bir boşaltayım da. Şimdi bilerek sofraya getirmedim arkadaşlar gülleci. Çünkü sofrada gerçekten bir sürü yemek vardı. Bir de güllacın o zaman tadına bakamazdık yani anlayamazdık. Çünkü karnımız bayağı doyuyor zaten. Hemen bir tabak çorbayla bile arkadaşlar insanın karnı doyuyor Ramazan'da. O yüzden çayla namazlarını kılsınlar dedim. Camiye gidip gelsinler. Karınlarını eritsinler. Öyle yiyelim dedik. Bu bir taraftan kaynasın. Diğer taraftan ben şuraları hemen toplayayım arkadaşlar. Makineyi boşaltayım. Makine ama çok sıcak. Biraz soğuması lazım. O boşalana kadar da. Bu arada börekler gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Çok beğendik. Kavruları kurumuş. Arkadaşlar.
Arkadaşlar güllaç böyle bir şey olmuş. Güzel bir ünlüyü ama bayağı sert bir şekilde arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle süt ekliyorum üzerine. Dilimleyeyim. Yeter, daha fazla koymayayım. Alabilir miyim? Oo, sürpriz mi var? Sürpriz güllaç var. Çabuk geldiniz. Hızlı bir şekilde. Gitti beni yoluyor da. Hızlı bir şekilde kılıp gelmişsiniz. Güllaç soğudu. Dilimledim. Şimdi tabaklara koyacağım. Bardakları hazırladım. Şu şekilde meyveleri hazırladım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl koyacağız ki bunu şimdi? Şöyle mi yapacağız? Arkadaşlar inşallah güzel olmuştur ya. Şöyle bir şey olmuş. Ortasında ceviz. Dektiğinde üzerlerini görürsüz bu şekilde koyayım. Son olarak kivi de ekleyelim. Arkadaşlar misafirlerimizi hemen dağıtayım şunu. Artık ben aramızdan ayrılıyorum. Yani bu akşam sadece. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Hemen hatta sizler için tadına şuradan bir tane bakacağım. Böyle beklemiyordum. Gayet güzel bir şeymiş bu. Vallahi beğendim. Hemen şunu da atıp kendiminkini alıp artık oturacağım ve dinleneceğim arkadaşlar. Güzel bir lezzeti varmış. Ben çaylarımı dağıtıp artık oturacağım arkadaşlar. Misafirler de umarım beğenir. Rabbim inşallah daha güzellerini sizlerin sofrasında bulunmasını nasip etsin. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu arada hayırlı bayramlar. Görüşürüz.